to War Türkiye'nin katkıları. Tekrar merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son buradaki komutanımızı şu tarafa gönderip orduları birleştirme düşüncesi içindeydik. Daha doğrusu şuradaki orduyu şuna aktaralım da şunu şu komutanı Himilkar'ı bu ordudan çıkartıp doğuya, doğudaki ordunun başına getirmeyi düşünüyordum. Çünkü artık hani şu an bir nevi entrika peşindeyim. Şimdi Gizko bizim hanedanımızdan değil ve fazla yetki kazandı. Fazla güçlendi. Bunu gücüne bir sınırlandırma getirmek amacıyla aslında bunu yapmak istiyorum. Himilkar'ı da bir şekilde savaştırmam gerekiyor. Tamam, Roma cephelerinde savaşacak ama henüz hiçbir şey yok orta, o tarafta. Buradaysa daha önümüzde gördüğümüz, planladığımız ciddi bir savaşlar var. Onları yapmamız gerekiyor. O yüzden de Himilkar'ı bu tarafa getirirsem daha iyi olur. Hem Hannibal de burada, Himilkar da burada olursa daha iyi olur. Aslında isterseniz gerçek hayatta bunun tersi de geçerli olabilir. Nasıl diyeceksiniz? Mesela Hannibal savaşa giderken yerine ortalığa asayiş sağlasın, işte diğer devlet, diğer hanedanlarla denge sağlasın diye mesela Himilkar'ı koymuş olabilir mantık olarak. Yani gayet de mantıklı olurdu öyle bir şey yapmış olsa. Ama tabii bizimki gerçek değil oyun. Oyunda da bu adamlarımızı geliştirmemiz gerekiyor. O adam da oturduğu yerde gelişmiyor. Şimdi en son şeyi düşünüyordum. Bunu değiştirirsem bu tarafa aktarmam için replace yapmam gerekiyor. Şöyle bir şey deneyelim. Şöyle bir şey deneyelim. Dağıtalım önce buradaki komutanı. Pardon. Buradaki komutan Mago'ymuş. Mago muhtemelen bedavadan alınabilir. Şunu önce bir dağıtalım. Tamam, dağıttık. Ama şu turn, aynı turn içerisinde buradaki değişimi yapamayacağız. Komutan ayrıntılar değiştir desem 3'ü görünüyor. Son dağıttığım komutan görünmüyor çünkü şu anda yolculukta oluyor. Eve dönme yolculuğu. Yani nasıl işte öyle bir mantık kurmuşlar. O yüzden şu an yapacak bir şey yok. Şu an bekleyeceğiz. Önümüz turn bu dediğim şeyi yapabileceğim. Önümüz turn'de bunu daha buradaki komutanı değiştirdiğim takdirde bunu aynı turn içerisinde büyük ihtimalle aynı turn içerisinde buraya nakledemeyeceğim. Bu da bir turn sonra nakledilebilir. O yüzden buraya saldırımızı bir turn geciktireceğiz. Yani muhtemelen gelir şuralarda bir yerde pusu kurarız. Ya da tahkimat yaparız, bekleriz. Zaten Kortuba çok yakın bir yer. Eğer boşsa kuşatırız. Yani belki. Yani öyle bir şeyler düşünüyorum. Hannibal'in gelmesine zaten çok var daha. Hannibal'in burada iki tane asker üretimi var. Onlar tamamlandıktan sonra. Bu arada paramız olsa güzel bir tane şampiyon üretmek istiyordum ama ne yazık ki henüz öyle bir şansımız olmadı. Bunun haricinde ne yapılabilir bakıyorum. Bizim keşif yapan adamımızı keşfe devam ettirelim. Şöyle şu şekilde. Bu kim? We still have a wind, my lord. Makedonya. Bunları şey yapmadık. Doğrudan karşılaşmadık. Makedonya, evet. Doğrudan karşılaşmadık ama bir şekilde, ama bunlarla aramız iyi değilmiş pek. Bakın, Makedonlar bunlar mıymış? Matilis bu. Makedonlar, Makedonlarla bunların arası bozuk. Bir dakika, bizimle de arası bozuk ama sebebi Tilis'le yaptığımız anlaşmaymış. Hadi bakalım. Harika. O zaman zaten aramız bozuksa hiç uğraşmayalım. Bunun menzili bitti galiba. Ha, tamam. Şöyle şuraya bir yönlendireyim. Bunu sanki daha önce yaptım gibi hatırlıyorum ama. Garip. Neyse. tamam. Diplomasiyle de işimiz bitti.
Para da yok. O yüzden alım satım bir şey yapamayacağız. Şu an bir ticaret durumumuza bir bakalım. 3 devlette ticaretimiz var. Güzel. Bu Libya değil mi? Libya ile 95'e çıkmış ticaret hacmimiz. Bizim yeni Kartaca devleti yok oldu ama onun yerine 2 devletle daha anlaşma yaptık. Onlar da 89 ve 78 olmak üzere 2 tane. Bu arada biz niye sadece kereste satabiliyoruz? Ne garip, koca koca topraklara sahibiz. Her yerde bir sürü toprağımız var ama bir tek kerestemiz var. Fillerimiz var, atlarımız var. Bunları satmıyor muyuz? Bunlar stratejik kaynak olarak geçiyor galiba. Onlar satışa kullanılamıyor. Bu ne mesela? Şurada da bir kaynak görünüyor. Üzerine gelince bir şey gösterse güzel olurdu aslında ama belki de kaynak değildir bunlar. Ona kervan, kervansaray tarzında bir şey. Yol üstünde inşa edilmiş binalar gibi duruyor. Evet, Başehir'e ait bir kısım. Bu arada bir şehirlerimizin bir tanesinde varuşlar oluşmuştu. Onu yıkacaktık. Şurasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Evet, hatta yıktık ama bunun yerine bir şey yapmadık. Yine varuşlar oluşacak galiba. Varuşlar oluşmuştu değil. Aldığımda zaten vardı. Öyle diyeyim ben size. Şunu yapmam gerekiyor aslında buraya. Aa, işte bakın bu da Kartaca balistası. Ha, balista yapmamızı sağlar ama teknolojisini henüz geliştirmedik. Bunu da aynı şekilde, teknolojisi gelişmedi. Moral veriyor falan. Bir önceki bölümde birazcık bakmıştık o binalara. Teknoloji haritasından bakmıştık. Agora yap, bu neydi? Kültürden zenginlik, asayiş falan. Bunlar gerek yok. Askeri bina. Özellikle Pön kültürünün baskın olduğu yerlere ben asayiş binası yapmak yerine askeri bina yapmayı tercih edeceğim. Daha sonra diğerleri. Biraz da yemek yapmak lazım aslında. Buranın yemeği kaç? Büyüme oranı 13. Güzel. Biriken büyüme falan. Mesela Kartaca'da ne kadarmış o rakam? Üzerine gelince göreceksiniz. Büyüme oranı 11. Nüfus bolluğu için gereken büyüme 68. Biriken büyüme 28. Buradan arkadaşlar anlayabilirsiniz ne kadar hızlı büyüdüğünü. Mesela en yavaş büyüyen şehirlerimizden bir tanesi bu. Bu arada büyütebiliyormuşuz burayı. 3 nüfus gerekiyormuş büyümesi için ama şimdi büyütünce bina yapmanız lazım. Büyüttükten sonra eğer hemen aynı turn içerisinde yapmazsanız ertesi turn varoşları tarzında bir şeylerin oluşması, bu da asayişin düşmesine falan sebep olması muhtemel. Mevcut büyüme oranı bakın 6 yazıyor. Evet, yani düşük birazcık. Tamam arkadaşlar, hemen devam edelim. Tuşuna basıyorum. Turnler artık hızlı geçtiği için şu an için kesmeyi falan düşünmüyorum ama eğer yeniden yavaşlama falan hissedersem, ki ileride belki olabilir, yine o size bahsettiğim yöntemlerden birini kullanarak ya hızlandırma yaparım yahut da kesip geçerim. Vay, adamlar çıktı, denize açıldılar. Nereye gidiyorlar acaba? Burada da birileri var. Bunlar kim de? Farkına varamadım. Peki, tekin hareketler yapmıyorlar. Oo. Hiç iyi değil. Çil yavrusu gibi dağılmışlar. Vay vay vay. Yazık. Bizim eski dostumuz yok edildi. Yurda geri döndü Mago. Bak, bundan bahsetmiştim ben size. Keltibar Konfederasyonu istila kuvvetleri çıkarma yapıyor. Düşman kuvvetleri topraklarımıza çıkarma yaptı. Demin gördüğümüz görüntüden bahsediyor arkadaşlar. Burada. Bunları bir güzel def etmemiz gerekiyor. Önce kendi şehrimizi, bakın bahsetmiştim ben size varoşların oluşma ihtimalini. Ve varoş, ben burayı daha yeni yıktıydım. O ne yazık ki yeniden oluştu. Bakın hem gıdada düşme hem de asayiş düşmesine sebep oluyor. Tur başına büyüme artı bir veriyor. Yani hafif birim yetiştirme
ucuzluyor. Onun haricinde bir tane de topluluk geliyor garnizona. Hani gelmemiş. Zaten 4 yok muydu burada? Neyse, önemli değil. Onları iyi şey yapacağız. Yok etmemiz gerekiyor. Kütüphane, Kartaca'da kütüphane yapmaya çalışıyorduk. Daha yıllar evvel başlatmıştık. Kütüphaneyi yapabildik nihayet. Bu da teknolojimizin daha hızlı gelişmesini sağlayacak. Bu arada paramız yine çok az. Levazım subayın raporu. Harika. Sıkıntılı halk. Moritanya. Moritanya mı? Moritanya eyaletine bağlı diğer herhangi bir şehirden bahsediyor anlaşılan. Korsika ve nüfus oldukça arttı diyor. Daha fazla bina inşa edilmek için yerleşim yerlerinin birini genişletmekten bahsediyor. Daha demin bahsediyorduk onlardan arkadaşlar. Onlar daha uyarısı gelmeden biz farkına vardık. Evet. Şimdi burası tehlikenin geldiği yer. Şimdi bunlar şehrin bakın şeyi var. Kırmızıyla gördüğünüz menzili var. Şehrin kendi nüfuz alanı daha doğrusu öyle diyelim. Bu nüfuz alanı dahiline girdikleri takdirde bunlar asker kaybetmeye başlayacaklar. O yüzden ben bu avantajdan yararlanmak istiyorum. Burası benim eyalet başkentlerinden bir tanesi. Şimdi şurada bir başkan yani ordu komutanı değiştirme olayına girişeceğimiz için ben Anibal'i diyorum buraya getirelim. Arkadaş şehre girsene. Evet. Şimdi bizim denizden de bizi kuşatmadıkları sürece ben burada asker falan kaybetmem. Asker kaybetmediğimiz sürece de sıkıntı yok. Bu arada varoşlar oluştu ya, yani topluluk üretme şansımız var. Çok da şeydi, bir işe yarardı sanki. Our Lord needs good fighters. Bakayım bunlar. Are you ready to serve? Toplam kaç asker? Ha, bir tane. En fazla bir tane daha yapabiliyormuşuz Anibal'in ordusuna. Ama tabii ki buna daha fazla yapabiliriz. Şimdi iki tane full ordumuz var denebilir. Ama diğerleri biraz zayıf. Bunu değiştireceğiz. Pardon, hep yanlış yere basıyorum ya. Değiştir. Mago burası sıfır gördüğünüz gibi. Ben bunu alıyorum. Tut desem ha tamam. Fil yine bizimki de fildi yine fil olsun. Biraz pahalı olabilir ama. Mago'yu buraya koyduk. Şimdi ha bir dakika. Evet, tamam. Şimdi hemen buradaki ordunun başına o Himilkar'ı koymaya çalışacağım. Bakalım olacak mı? Değiştir. Yok olmuyor. Gördüğünüz gibi Himilkar yine yolda. Hatta aslında buradan görebilirdik. Himilkar ne yapıyor? Bir turn seyahat etme modunda. O yüzden bekleyecek. Ben Hannibal'ı da özellikle buraya o sebepten getirdim. Çünkü burada bir işlem yapacağız. Şehrin içerisinde olmasın veya sıkışmış bir durumda olmasın diye. Ayrıca onlar bizi kuşatırlarsa biz daha başarılı bir savaş çıkarırız. Dediğim gibi asker sayıları düşer. Anında saldırsalar bile savunma yapmam kolay olur. Onların yani bir stratejik konum aslında. Onları zayıflatma amaçlı bir savunma pozisyonu almış olduk. Öte yandan bu adamın anladım. Şimdi pusu yapabilecek burada ama çok da önemli değil aslında isterseniz. Pusu mu yapsak yoksa bir tahkimat mı alsak? Bakalım. Hareket menzilinin %50'sine mal olur. %50 takviye menzili. Barikat, kükürt kuyusu, enteresan. Bir dakika. Şimdi bizim takviye menzilimiz nedir ki acaba? Yani şu mu takviye menzili? Ben derim ki biraz yaklaştıralım bu adamı başkente, yani daha doğrusu bu eyalet başkentine. Şöyle mesela şuraya gelelim. Bakın burada pusu kurma, evet, seyrek orman diyor %55. Şuraya gelelim.
Şu an pusu kuramayız artık. Hareket etmemiş olması lazım pusu kurmak için. Buradayken asker alalım buraya. Paramıza bakıyorum. Henüz pozitifte olduğumuz sürece sıkıntı yok. Libya askerleri, hoplitler. Gerçekten normal hoplitlerden bayağı bir azalttık. Daha doğrusu ordularımız arasında dağıttık bunları. Buraya iki tane asker alıyorum. Hannibal'in şu an için asker almasına gerek yok. Kalsın. Ya da tam tersini mi yapsak? Sorun değil. Böyle kalsın. Çünkü bu ikisi de aynı anda gelse, şu anda doğrudan saldırsa, bu da savunmaya yetişemese diyelim, hiç gelmedi diyelim. İkisi aynı anda da buraya saldırsalar şehri kuşatmaya ve kuşatma için beklemeden doğrudan hani kapıları yakarak girme usulüyle girmeye çalışsalar yine de başarılı olamayacaklar diye düşünüyorum. Bu kadar büyük bir savunma gücüyle o kapılardan kimseyi sokmayız içeri arkadaşlar. Bu arada aklıma gelmişken, kapılardan bahsetmişken aklıma geldi. Şu teknolojilerden bir tanesi şey veriyordu. Kapılardan kapıların oralardan kızgın yağ dökme olayını aktifleştiriyor. Hangisiydi ona? Onu görmeye çalışıyorum şu anda. Kuşatma altındayken yıpratıcı hasar. Bakın mesela bunlar çok faydalı olabilir. Mesela şunu yaptığınız zaman bütün savunmadaki okçular veya ciritçiler daha fazla mühimmata sahip oluyorlar. Yani o toplamda kaç 10 tane mi 12 tane mi atış yapıyorlar, ben hatırlamıyorum şimdi de. Bakayım. Adamın yok. Hiç menzilli asker kullanmıyorum. Dakikadaki atış mühimmat 9'muş bakın. Ama o mesela o teknolojiyi yaptığım zaman, şu teknolojiyi yaptığım zaman nerede o? Şunu. Mühimmatı savunmada kuşatma altındayken 150 artıyor. Yani 9 değil de işte ne bileyim o 4.5 daha fazla, 5 tane fazla olabilir belki. 14 tane falan olabilir yani. Kuşatma altındayken yıpratıcı hasar daha düşük oluyor. Ondan sonra vesaire. Geç orayı bakalım. Koçbaşı kaplumbağa mı? Kuşatma öncesi kaplumbağa, tamam. Neredeydi? Bu fillere avantaj getiriyor. Güzel. Bu hoş bir şey zaten. Dayanma süresini arttırıyor. Burada da geçmiyor. Burada da geçmiyor. Enteresan ya. Buralarda bir yerde olması lazımdı. Kızgın yağ olayı. Pardon arkadaşlar. Biraz yüksek sesle şey yaptım. En baştakiymiş bu arada. En baştakiymiş. Yerleşim yerlerinin kapılarından kızgın yağ dökülmesini sağlar. Tüm bölgeler, her yer için. Aslında bunu baştan aktif etmek daha güzel olabilir gerçekten. Yani hazırda bulunsun tarzında bir şey. Bütün en azından kapılardan adamlar girerken her türlü canları yanacaktır. Neyse, şu an bunu yapıyoruz. Bu arada bu kaç turn sürer bunu yapmak? 3 turn sürüyormuş. Tamam. Neyse, pozisyonumuzu aldık. Bunları ezdikten sonra harekete geçeriz. Yine her zamanki gibi paramız yok. Bu arada şu arkadaşı gönderdik mi? Yok. Kendimiz gönderirim daha iyi. Yani ben unutma ihtimalle... Bu arada bir saniye dursun. Bergamo. Şimdi bunlarla filolarıyla karşılaşınca sanırım devlet de açılmış oluyor. Yani Bergamo ile karşılaşmış olduk. Bergamo ile yine aramız kötü. Saldırmazlık anlaşması, hep deneyeyim diyorum. Güzel. Çünkü aramızı düzeltir bunlar. Bu arada şeyle... Ticaret var mı? Yok, ticaret yok. Bu arada biz bunlarla iyi değildik. Makedonyalılarla. Aramız yok ama yine de saldırmazlık anlaşmasını deneyelim. Güzel. Yine arayı düzeltir birazcık. Mesela aramız ne oldu Makedonlarla?
Bakın eksi 70 miydi neydi öyle bir şeylerdi. Şimdi de eksi 34'lere düşmüş. Güzel. Bergama ile yanlış yer mi seçtim? Evet, Bergama ile aramız çok daha güzel oldu. Tarafsız duruma geldik. Ama ticaret yapılamaz diyor. İkmal ya sen, sanırım deniz yolları görünmez olduğu için mi? Yani belki de oraları keşfettikten sonra işler düzelir. Ben yine de Bergama burasıymış. Ben yine de şehir görünceye kadar hareket edeyim. Belki o ticaret yapamama durumu sırf bundan kaynaklanıyor. Tilis. Cengaverler. Evet, bir devletle daha karşılaştık. Nikomedia. Hemen onlarla da bir şey yapalım. Aramız yine onlarla da kötü birazcık ama çok kötü değilmiş. Bu iyi bir şey. Saldırmazlık. Güzel. Şimdi ticaret de yapabiliyormuşuz. Bu da ihtimali var. Reddettiler. Tamam. Olsun. Bu arada Bitnia mı? Ha, Bitnia bunlarmış. Evet, doğru. Bakalım. Ceset atanlar. Sirenika. Bunlarla ne yaptık şu ana kadar? Hiçbir şey. Saldırmazlık. 10 bile kabul etmiyorlar ya. Nasıl insanlarsınız siz? Edetanlar. Onları da geç. Şimdilik geç diyorum. Yani belki onlarla bir şey yapabiliriz. İleride. Bunlar kim? Ha, Liguria. Bunlarla bir saldırmazlık anlaşması yapabilirsek güzel olur. Aramız düzelirse ileriki aşamalarda şey yapabiliriz diye umut ediyordum ama yok. Bunlarla ticaret yapmayalım diyordum. Bergama. Bergama ile zaten yapamıyoruz ama Tilis. Tilis'le ihtimalimiz var ama kabul etmediler. Sirkuza'yı denedik. Olmadı. Sirkuza. Siraküs. Bunun atları da biraz karışık geliyor bazen bana. Şimdi bakıyorum. Makedon, Sparta. Bunlar kimdi? Ha, Liguryalılar. Liguria. I'm sure you have many pleasantries for me, but saldırmazlık düşük. Talk of meat. Zaten diyor hiç şey yapma. Hiç boşuna uğraşma diyor bana adam. Tamam. Şöyle bir Karadeniz'de de geçsek mi acaba? Belki bir iki devletle karşılaşırız. Neyse geçelim. Şimdi bizim elemanımız yolculuk halindeydi. Tamam. Nerede kaldık? Niyettik, niyetmedik. Ona bakayım dedim de. O zaman yapacak bir şey kalmadı arkadaşlar. Hemen yeniden turn yapalım. Devam edelim. Hadi. 1, 2, 3. Bir ödül gelmiş galiba. Ne ödülü ya? Göreceğiz bakalım. Aslında şu İber civarındaki bir devletle birileri geliyor. Sıkıntı. O şehri savunmak mümkün değil. Surları bile yok. Neyse göreceğiz bakalım. Evet, adamımız döndü. Bu artışı kim? Ha, şeyimiz. Evet, rütbesi arttı bizim Hakim Bey'imizin. Hakim Bey. Rütbe, otoritesi vesaire vesaire böyle. Biz burada şunu yapsak ne yapar? Tüm eylemlerin gerçekleşmesine %10 düşük maliyet diyor. Sivil idarede vergi oranını arttıracak. Göz boyama şenlikleri tebliği. Bir dakika, daha öncesinde tebliği yok muydu? Var.
Artı 3 asayiş, artı 6 asayiş yapılabiliyor. Tebliğ. Demek ki bu adam olursa tebliğ yapabileceğiz. Artı 1 otorite, artı 2 otorite olacak. Kritik başarı şansı. Bu ne? Azim sayısı, hareket menzili vesaire. Bakalım başka yeni bir şeyler çıkmıştır. Hem de nasıl, bir sürü şey var. Komplocu, kurnazlık, mesillerden kaçınma, kültürel dönüşüm veriyor, artı ekstradan artı bir otorite veriyor. Yani ben şimdi o zaman şu normal otorite artışı sağlayan şeyi yapmaktansa bunu yapmak daha mantıklı. Tahrif mi? İkna yeteneğini arttırıyor. Bu ne yapıyor? Otorite arttırıyor. Suikast yeteneğini arttırıyor. Bu azimini arttırıyor. Yine tahrif yeteneğini arttırıyor. Yıkım tehdidi. Hedef ordunun generali için azim seviyesi düşüyor. Artı bir azim, suikast, kışkırtma, kültürel propaganda, artı 6 kültürel dönüşüm. Kültürel propaganda denen bir işlem yapabiliyor. Bu da artı 6 kültürel dönüşüm sağlıyormuş. Bir de burada 3 kültürel dönüşüm varmış felsefeden dolayı. Propaganda mı, felsefe mi? Bu ikisinin arasında kaldım. Neyse, kültürel dönüşüme daha ağırlık veriyorum. Zaten burası henüz tam dönüşmeyen bir yer. Ama bakın, bu işlemlerden herhangi birini yaptırmak istiyorsanız, mesela kültürel propaganda veyahut da felsefe ile ilgili, artık buradaki işlem neyse, hani kültürle alakalı eylem, neyse, bunları yaptırmak istiyorsanız ordunun içinden çıkartmanız gerekiyor. Hani ordunun maliyetlerini düşürsün diye oraya koymuştuk aslında, isterseniz. Ordunun maliyetini düşüren bir orduyu bilgilendiriyor. Tabii ki evet, aynen. Kültürel nüfuzu 5. Yeteneğinden dolayı belki maliyetlerini %9 düşürüyormuş. Tüm eylem... Pardon. Yanlış yer okuyorum. Nerede yazıyordu ya? Göremedim. Vergi oranını arttırıyor. %15. Yerel eyalette. Tur başına 4 asayiş veriyor. Şeyi çıkartamadım. Vergi toplayıcı. Sivil idare artı 6. 3. %3. %6. Bu arada aklıma da bir şey geldi. Bir azim, kışkırtma, suikast yapabiliyor. Bunlardan bu ikisinden birini alayım diyorum. Yıkım tehdidi. Şimdi ben bir karar verene kadar çok sıkıntı çekiyorum ama hadi bunu alalım. Sonra devam ederiz. Karakter vasfı raporu. Şimdi buradaki elemanımız yeteneği yine arttı. Bunu almışız zaten, gördünüz mü? Siyaset özelliği almışız. Şimdi bunu arttırabilirim. Bunu arttırabilirim. Bu neciydi? Militarist diyor. Bakım maliyetlerini düşüren özellik buymuş. Bakım maliyetlerini %4, %8. Ben bunu yapacağım. Bu arada neler gelmiş? Bu arada yine süremiz doldu. Hemen bunları da alalım. Sonra da turnümüzü yapalım ya da belki de bırakalım. Yozlaşma %5, vergi oranında düşüş mü? Ha, eylem bu, eylem. Şey yapıyorsun, karşı düşman şehrine gidip orada yozlaşmaya sebep olabiliyorsun. Gerginlik yayma özelliği, kışkırtıcılık yani bu. Felsefe yine aynı, komplocu ve tahrikçi denen iki tane şey varmış. Ben bunu arttırmayı tercih edeceğim. Şu an ihtiyacımız olan bu. Bakın, gelirlerimize bakın, 789. Ben bunu yaptığım zaman kaç olacak onu hemen gözümüze göreceğiz. 875. Demek ki 3-5 faydası oluyor böyle. Bu arada alçaklar hemen çekip gitmişler. Bu değil tabii. Nerede o? Ha, şunlar.
Evet. Burada. Bu düşman bilge. Enteresan. Bilge diye geçiyor. Acaba neci? Yani bizimkilerin nesine karşılık geliyor? Bir ordu burada var. Düşman ordusu. İki ordu burada var. Az değiller ha. Çoklar. Çok çok geziyorlar. Bu arada en tehlikeli ordu bu. Güçlerine bakıyorum. Zayıf aslında. Bayağı zayıf. Numidia mızrakçısı. Ondan sonra zaten zayıfları eğer casusunuz yoksa veyahut da uzaktan bakıyorsanız en zayıfları görüyorsunuz. Komutanları güçlü. Asil süvariler. Şimdi Anibal'in ordusu full. Tamamen dolu. Fakat benim burayı kurtarmam için hızlı bir şekilde gelmem gerekiyor. Bu arada bunların asayişleri düşüyormuş. Bunlarda bir sıkıntı yok ama bunlarınki iyi değil. Neden? Çünkü binalar kötü durumda. Bir şeyler yapmak lazım buraya. Ama eğer kaybedeceksem hiç gerek yok. Bu adamın gücüne bakıyorum. Bir de bizim gücümüze bakıyorum. Biz bayağı başarılı oluruz bu konuda. Bu arada bunlar şu anda şey vaziyette. Cebri yürüyüş vaziyette. Cebri yürüyüşte ne oluyordu? Hemen bakalım. Hareket menzili artıyor ama moralleri düşüyor. Bütün birimlerin morali düşüyor. Ayrıca muharebe başlatamıyorlar. Şu anda da o yüzden kuşatamadılar şehrimizi büyük ihtimalle. Bu vaziyette kuvvetler saldırı altındaki her zaman pusuya düşürülürler. Bu vaziyette kuvvetler yeni birimler toplayamazlar. Yani aslında %25 moral kaybı en ciddi özellikleri cebri yürüyüş vaziyetinde oldukları için. Ben şu an saldırırsam bunlara, ki ben saldıramayacağım şu anda çünkü menzilimiz yetmiyor, saldırabilseydim -%25 moral konusunda bir avantajımız olurdu. Şimdi ben yine saldır komutu vereceğim. Bu arada bir dakika, daha fazla asker alamıyorduk değil mi? Aa, alabiliyormuşuz. Tamam ama yapacak bir şey yok, almayalım. Bunların kaç askeri var? Bunlar da tam değiller galiba değil mi? 3, 6, 9. Bir yerden görebiliyor muyduk bu sayıyı doğrudan? Saymadan. Saymadan 20. Evet, 20'şer. Bende 19 var. Burada 20 var. Yani bir tek eksik olan bu muydu ya? Keşke bunu 2 tane alsaymışız. Neyse. Ama askerlerimiz çok daha güçlü. Eğer adamlarda bunlardan 3-5 tane daha varsa zaten bunlar zayıf. Sapancıymış yalnız. Zayıf ama sapancı. Komutan avantajımız da var ayrıca. Gönderiyorum. Gazamız mübarek olsun. Bunlar gelirlerse tabii sıkıntı yaşarız ama bunun ne kadar çok orduları varmış sağda solda ya. Evet. Şimdi ben bu adamı ordusu tamamlandı. Hemen bir dakika. Himilkar'ı değiştirecektik. Bu adam Gisco. Himilkar'ı getireceğiz buraya. Değiştir. Himilkar. Arkadaşlar. Tut dedik. Fil dedik. Evet. Himilkar'ımız geldi. Tabii Himilkar yetenekli komutan değil. Gisco olması aslında bizim için avantaj olurdu. Savaşlarda avantaj olurdu ama. Şimdi burada bir tek Anibal'imiz var ama o bir sürü farklı ordular var. Ben derim ki bunu da yürütelim. Anibal'in peşinden buraya gelsin. Sonuçta buraya kimse saldırmıyor şu anda. Saldırsalar da pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Garnizonumuz iyi. Para konusunda yine sıkıntılarımız var birazcık ama İki tam ordu. Bunu da yakında tamamlarım. Bir tane daha asker alırız. Özellikle şunlardan istiyorum. Bunu da tamamladıktan sonra iki full orduyla ortalığı dağıtırız diye düşünüyorum. Burada deneyimli askerler de var. Himilkar biraz şanslı bu şu anda. Ayrıca ikinci alternatifimiz de şu. Yani bunların peşinden tek başına Himilkar göndermem ama bunlar bütün askerlerini eğer güneye göndermişlerse gördüğümüz gibi. Bunlar çünkü Keltibar Konfederasyonu.
Gördüğünüz gibi Keltibar Konfederasyonu 1, 2, 3 ordusu burada. Bunlarsa şeyler. Neydi bunların adları? Gatul bilmem ne, her neyse. O yüzden Kurtuba'nın boşta kalmış olma ihtimali yüksek. Değilse bile belki de çok az asker vardır. O yüzden ben diyorum ki bu tarafa gidelim. Biraz şansımızı denemiş gibi olacağız. Şöyle gelelim bakalım. On the move, my lord. Your next command, my lord. Şu an şu gördüğünüze aldanmayın. Bazen şey olabiliyor. Hani bir adım daha yaklaşınca belli oluyor falan. At once. Evet, şu an öyle bekleyeceğiz. Eğer şu an gördüğümüz doğruysa Kurtuba bizimdir. Arkadaşlar. Ne lazım subayı? Bir şeyler geveliyor. Bunu kapatmayı unutmuşum. Neyse arkadaşlar, şimdilik burada bırakalım. Yine bir sonraki videoda devam edeceğiz. Görüşmek üzere.